Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Ahmet Eser. Koyun Keçi platformu olarak Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta bu tür videolarla birlikte sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar. Evet, bugün günlerden cumaydı, mübarek gündü. Cuma namazımızı kıldık, Allah kabul etsin. Evet, şu anda saat 3'e çeyrek var. 6.30 gibi koyunumuzu kapayacağız. Evet, 3.30 saat gibi bir yaylım yapacak arkadaşlar sürümüz bugün. Bugün tabii ki koyunlarımız mideden çalışacak ama yine de sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yeni salmama rağmen hepsi hala sinekliyor. Tabii ki bizimkisi bir gezinti olarak ama yine de koyun ne kadar da olmasa merada epey bir şeyler topluyor yani akşama kadar. Evet arkadaşlar, bu videoyu çekmemdeki amaç şöyle bir şey arkadaşlar. Yani siz rasyonunuzu ne kadar kuvvetli yaparsanız o kadar iyi hayvan için. Gördüğünüz gibi hayvanlar acıkmıyor. Geç salmamıza rağmen gördüğünüz gibi hava da iyi tabi bugün. Birkaç gündür iyi böyle. Geç salmamıza rağmen hala daha işte giden mi gitmeyen mi? Gördüğünüz gibi patikalarda böyle dikiliyorlar. Tabi biraz ilerleye gidince açılacak yaylım da. Şimdi böyle tabi hani sabahleyin insan uykudan kalkar, esner, gerinir. Bunlar da işte geç de salsak, erken de salsak o sürünün şeyi oluyor üzerinde, yani sabah kalkması gibi. Hani insanlar yatakta gerinir, sağına döner, soluna döner. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Bizim de sürümüz işte aynı. Ağıldan yeni çıktığı için saat bugün geç olsa da zaten salana kadar saat her gün 12 oluyordu. Yani 11.30-12 arası salıyordum. Bugün ne oldu? Saat 2.30'dan sonra saldık. İşte şu anda 3'e çeyrek ve cuma namazını kıldık. Allah kabul etsin. Tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun inşallah diyelim. Evet, demem o ki arkadaşlar, işte bu şekilde hayvanlarınıza ne kadar çok iyi bakarsanız onlar da bu şekilde hem çobanınızı üzmez, kendiniz gidiyorsanız sizi üzmez ve de sürünüzün keyfi genelde yerinde olur zaten. Tabii 3-5 koyunumuz var, yaşlı koyunlar. Onları biz tabii ki ne kadar baksak da hep aynı yemi yiyse de tabii meraya çıktığı için daha özel bir bakım istiyor tabii onlar. Biz sürümüze akşamdan akşama bakıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Akşamdan akşama rasyon olarak karma yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 balle, yani şöyle diyeyim ben size, iyi havalarda mereye çıktığı zaman 1.5 balle yonca, 1.5 balle de karambotu, regalas otu olarak salça küspesi olarak 5, yani salça küspesi dedim, domates küspemiz var. Ondan da 5 kömür çuvalı gibi diyeyim ben size, o şekilde. Çünkü taşımalı sistem yapıyoruz, hani ayrı ayrı yerlerde yerimiz geniş olmadığı için ayrı ayrı yerlerde hepsi onun için kömür çuvallarına dolduruluyor. 5 tane 5 çuvalda mısır silacı bu karma makinesinde karılıp bir güzel şey edip arkadaşlar bu şekilde önlerine veriyoruz. Böyle de olunca akşamdan akşama veriyoruz tabii ki, meradan gelince sürümüz akşamleyin yiyor tabii ki, acıkan yiyor, kalkan yiyor, geceleyin sabaha kadar yiyor. Sabahleyin hiçbir şey vermiyoruz tabii. Gördüğünüz gibi sabahleyin de bir şey versek ağıldan haydaya haydaya zor çıkarıyoruz zaten. Hepten ağıldan çıkmayacaklar o zaman. Canları istemeyecek tok karın olduğu için. Tabii ki böyle bu şekilde verdiğimiz için, çünkü arkadaşlar salça küspesi biliyorsunuz, domates küspesi hayvanı tok tutan bir küspe. Pancar küspesine benzemiyor. Sidik yaptırmıyor hayvanlarda. Etlik hayvanlarda birebir diyeyim ben size.
bu yönden. Mısır, zaten mısırınızda koyun bakıyorsanız ona göre tabii ki taneyi olgunlaştırın. Kıvamına gelsin koçanlarınız, kuru olsun. Biliyorsunuz koyunda kuru taneli mısır daha iyi ilacı. Hayvanı açısından koyun için. Bu şekilde arkadaşlar, tabii hepsi de taneli olunca yem ihtiyacını karşılıyor mısırdan da. İçinde tane bol olduğu için, olgun olduğu için taneleri. Salça küspesi zaten çekirdeğidir, kapçığıdır. O bir tok tutucu özelliği var. Yonca ile karambotu zaten kuru balya, o da hani böyle su gibi değil. O da bu şekilde olunca tabii ki gördüğünüz gibi koyunlarımız yürüyen mi yürümeyen mi? Karınları da böyle olunca tabii ki acıkmıyor arkadaşlar. Tabii havada biraz sıcak olduğu için dik yukarı, tabii bizim meramız hep dik yukarı çıkıyoruz. Baştan sağlığımıza tabii böyle bizde nefes nefese bırakıyor. Tabii yaşta ilerledikçe ne? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kuzularımızı kestirdik yılbaşında. Ağustos 15 Eylül başı gibi kuzlayanları tekrar koç aldılar. Onlar şu anda 3 aylık gebo geneli. Diğer bir postamızda şu ufak olan koyun, onlar da Aralık ayında bir posta kuzuladı. Geçen de salmıştık, epey oluyor meraya. Bağırış çağırış eve yükleniyorlar orada. Tabii alıştılar artık, gördüğünüz gibi onlar da artık yüklenmiyor. Bu şekilde arkadaşlar. 3,5 saatlik bir gezinti yapacağız. Bugün kısa mesafe koşu diyelim biz buna. Çünkü cuma sebebiyle. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, demem o ki koyunuza ne verirseniz verin, sağlam verin, hiçbir zaman içi zarar etmezsiniz. Yok benim meram düzgün, yok benim işte şeyim var, yani kendinizi yanıltırsınız. Benim koyun mesela her gün meraya çıkıyor, yaz kış devamlı kar kapamadığı sürece iyi kötü yine meradan bir şeyler buluyor. Eskiden vermiyorduk, açık söyleyeyim tabii ki. Eskiden vermiyorduk. Kuzulayan kuzuluyordu. Koğuşları ayırmıyorduk içinden. Bir sürü sıkıntı arkadaşlar. Ne kuzulayan bitiyordu, ne koça gelen bitiyordu. Şöyle bir bakım da yapamıyorduk. Meradan genellikle geçiniyorduk. Koyunlarımız tabii ki zayıf oluyordu. İkisi bir yere gelmiyordu. Çok sıkıntı oluyordu. Gördüğünüz gibi bugün işte bunu bu şekilde bu videomda kanıtlamış oldum sizlere. Hepsi gördüğünüz gibi maşallah sağlıklı. Yaşlı koyunlar hariç, dediğim gibi 3-5 tane her sürüde olur bu. Neden oluyor? Tabii ki kıyamıyoruz. Koyun iyi bir cinsi vardır. Hep ikiz yapar. Hep dişi yapar. Bunlara aldanıyoruz arkadaşlar. Hepimiz tabii ki. Böyle de aldanınca ha dur o kuzuyu bırakam, ha o kuzuyu büyüsün derken tabii ki koç alıyor. Ha bu sefer daha kuzlarken bakmışsın elden ayaktan düşüyor koyun. Böyle de düşünce sonuçta böyle arada işte bir deri bir kemik kalıyor. Ancak kendini gezdiriyor, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynı bakım, aynı şey. İşte ciğer gidiyor maalesef. Ciğerlerde sorun oluyor. Yaşlı hayvan sonuçta tabii ki. Genç hayvana benzemiyor. Genç hayvan çabucak toparlıyor kendini. Yemesi iştahlı yer, şey yer. Her yönüyle o şekilde. Böyle havada güzel olunca köpeklerimiz de güneşin tadını çıkarıyor. Ara sıra boylu boyunca yatıyorlar güneşe karşı. Keçilerimiz tabii ki orada. Şöyle diyeyim bir de arkadaşlar. Sürünüzde muhakkak tamam şey oluyor ama biraz keçi milleti. Bir tane iki tane bulundurun her zaman için. Onu
Bir dahaki videomda onlara özel bir çekim yapacağım. Bilgi amaçlı tabii ki yine. O da bak karnı tok olduğu için keyif yaptı. Hava da iyi olunca tabii. Evet tabii 3,5 saat sonra yine bir şeyler yiyecek. Kafesler dolu. Ondan nasıl olsa da iyi. Evde garanti yiyeceğiz de iyi. Oruç tutalım gibi hali niyeti yapıyorlar kendilerince sanırım. Her neyse arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Gördüğünüz gibi. Hani yiyintinin çok önemi var. Hem ben mesela 12 ayında da devamlı veriyorum koyunlara. Mera'nın durumuna göre diyeyim ben size. Mera şimdikinin ilkbaharda bir ay sonra her yeri bol ot olacak tabi. O zaman tabi biraz daha kısıyoruz. Hani koyunların evde yeme durumuna, mera durumuna göre. Mera kuruduğu zaman biraz daha fazla yükleniyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Koyunlarımız da tabii ki hiç elden ayaktan düşmüyor. Yılda 2 kuzu almamıza rağmen. Tabii ki önceden sağım da yapıyorduk ama artık 2 kuzu aldığımız için sağım işini bıraktım. Hayvan kendine gelmiyor. Yeniden doğacak kuzuya süt kalmıyor tabii ki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet fazla canını sıkmak istemiyorum. Burada bu videomu sonlandırırken Koyun Keçi platformu olarak Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta videolarımı beğeni, like, yorum atanlardan hepinizden Allah razı olsun diyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Beni desteklediğiniz için arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun diyorum.